Sedat. Sedat kalk. Ha. Kalk katil, katil. Katil ne istiyormuş? Ne bileyim, açmadım ki, al. Alo? Tak, sen misin canım abicim? Ben de yoldayım, onun için geç açtım telefonu. Sen işi düşünme canım abicim. Her şey yolunda, tak tak. Sen neredesin şimdi? Aa, keyfine bak canım abicim. Aramızda tabii Yavuz abi. Kimse duymayacak. Buyur Emret. Şimdi hemen. Ofise gider gitmez ilgilenirim. İnternetten girerim icabında canım abicim. Allah'ın cezası. Sus sus. Sen o işi bana bırak Yavuz abi. Ne demek? Emrin olur abicim. Aslı, kapat şu radyoyu. Baban Yavuz Bey'le konuşuyor. Yarın saate kadar ofisteyim canım abicim. Tak. Trafik çok sıkışık canım abicim. Keyfine bak sen. Neredeymiş Sedat? Kadınla kapanmış bir otele, ooo yaşıyor. Biz de burada. Aman ha, kimseye söylemeyin dedi, aramızda. Ağzınızdan bir şey kaçırmayın, tamam mı? Aslı, duydun mu kızım? Duydum anne. Ne bu havalar hanımefendideki? Ne havası babası, bak sana kahvaltı hazırlıyor babası. Hazırlamasın, istemez. Tek, yok benim öyle kızım. Öf öf, defol Allah'ın cezası. Onlar otellerde sefa sürsün, biz burada seninle got 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 gut gut gut. Sedat. Ha. Aslı elini öpmek istiyor senin. Benim onu öptürecek elim yok Serpil. Beni dinlemedi. Hayır dediğim halde gitti, o pis herife görüştü tek. Tak ama Sedatcığım, çocuk çok ciddi. Ne takmış Aslı'ya? Ne takmış? Aslı! Bak. Ha, fena değil. Hakiki bu. Hakiki Sedat. En az 300-400 milyonluk pırlanta var üstünde. Yok ya. Ha? Niyeti ciddi demek. Ay çok ciddi. Sedat baksana şuna. Hadi öp kızım babanın elini. Öpeyim baba. Sağ ol. Hadi gel ben de seni öpeyim. Kızım biz senin mutluluğun için çırpınıyoruz. Tek. Ya. Buyurun, iyi günler. Ay. Ödüm koptu. Apo gibi uzatmışsın öyle kolunu. Cafer sen misin? Benim Sedat Bey. Buyurun. Aa, maşallah. Aslı Hanım da erkenden kalkmış. Kalktı da bak. Kahvaltısını bile hazırladı babasının yavrum. Ne mutlu. Kız evlat başka efendim başka. Yavuz Bey'i soracaktım. Herkes merakta. Bir haber var mı acaba? Yok. Bizi de aramadı. Allah Allah. Nereye gitti bu? Hapiste falan diyorlar ama. Kim uyduruyor bunları kardeşim, hasta mısınız? Bir şey olsa tek önce bizim haberimiz olacak herhalde. Herhalde efendim. Hasta bunlar efendim. Vallahi hepsi hasta. Öf uzatma, hadi uzatma, çık. Girmişsin yine çamurlu ayaklarına salonun ortasına kadar, hadi çık. Başla, iyi günler. Bugün daha iyisin maşallah Nazif, sesin falan düzeldi. İyiyim Ayzel'cim. Bir haftaya kalmaz işime başlarım inşallah. İnşallah. Taksicilik yok ama bir süre. Taksicilik önemli değil de Aysel, dersler boş geçiyorum. Ona çok üzülüyorum. Ne yapacaksın? Bu senin elinde olan bir şey değil ki Nazif. Kurtlandı kızım. Eli kaşınıyor. İki haftadır not veremiyor ya sıfırcı. Elin çocuğunun canını yakamıyor. Ne var sizin aranızda yine? Küstünüz mü? Baba. Kocana sor kızım. Nazif ne oldu? Yok bir şey Aysel'cim, ne olacak? Ya ne olacak? Söyle şu kocana kızım. Bak şimdi okula gidiyorsun. Uğraşmasın benim cigaramla filan. Zaten şurada içtiğim topu topu 3 tane. O da senin sağlığın için söylüyor baba. Söylemesin istemez. Düşünmesin benim sağlığımı. Şurada 2 günlük ömrüm kalmış zaten. Sigara yüzünden değil Aysel. Seçimde görev vermişler baba dedim. Sandık başkanlığı yapacağız gene. Yapacaksınız tabii ulan. Bu bir milli görev. Devlet öğretmenine güveniyor ki oturtuyor o sandığın başına. Tamam babacığım, ben de yapmayalım demedim ki. Babacığım babacığım da deme bana. Nasıl isterseniz. 4 aylık sandıkta oy kullanılacak. Muhtarı, belediye meclisi, belediye başkanı, milletvekili. Ayşe'yi vermişler ta Hamşiköy'e. Beni ambarlıda bir sandığa. Servis yok. Verdikleri 3 kuruş para. Olsun, gideceksin. Bu kutsal bir görev. Sen orada Cumhuriyet'in bekçiliğini yapıyorsun. Ne demek öğretmen?
yandan çarklıya vereceğiz Sevim. Günde 3 bira yolluyor bak, bedava. Oh, sen de buldun bedava, lıkır lıkır iç hepsini. Yok canım, yavaş yavaş. Hemen olur mu? Dikişimizi de dikeriz. Ha, duydun mu katili? Yok, ne olmuş? Degemeye çekmişler. İçin içinde Karagümrük çetesi bile varmış. Öldürmüş mü kadını yoksa? Öldürmüş Sevim, kıskançlık cinayeti. Sorgusu devam ediyormuş. Tüh, bak nasıl canım sıkıldı şimdi. Kendini de mahvetti, kadını da. Benim de çok canım sıkıldı Sevim. Ha, sana bahane lazım. Hemen başla bu saatte. Bir yudum Sevim. Bırak şunu dedim. Babacım, neremi neremi? Dilini koparmalı senin, yaramaz, dilini. Neremi neremi? Çok konuşma bak, rahat dur. Herkesin canı sıkkın zaten. Şişirme milletin kafasını. Of anam. Öldüm gül, öldüm. Cafer, buyurun. Öğrenebildin mi bir şey Sedat Bey'den, neredeymiş haydut? Vallahi pek bir şey söylemek istemiyor ama benim anladığım kadarıyla göz altında bu adam. Göz altında mı? Uzun sürmez, serbest bırakırlar o zaman. Vallahi bana da öyle geliyor. Eyvah eyvah, ne yapsak? Tedbirli olmamız lazım. Neremi neremi? Şşt, ne diyor? Sus bakayım, büyükler konuşuyor. Ah rezil ah. Sen açtın bu işleri başıma, tutamadın çeneni. Aa, vallahi ben bir şey söylemedim efendim. Sus, konuşma yalancı. Bak gelirse evde yokuz, tamam mı? Gittik. Kapatacağım perdeleri de şimdi. Tamam efendim. Allah korusun. Ne yapacağı belli olmaz katilin. Mahsus mu söyledin öyle? Çok korktu. Korksun domuz. Ayla Hanım. Hah, burada mısınız? Buradayım efendim, evet. Görüyorsunuz. Aman efendim, katil her an girebilir. Kapatalım perdelerimizi. Kapımızı da sıkı sıkı kilitleyelim. Dışarıya falan çıkmamak lazım. Büyük hanıma sahip olalım. Kapıcıya tembih ettim, evde yokuz. Aa, iyi artık. Hapis hayatımı yaşayacağız evimizde. Evet efendim. Maalesef böyle birkaç gün. Haydut gördüğü yerde vurabilir bizi. Bana ne efendim? Vurursa sizi vurur. Ben mi aldım o kadını içeri? Aldıysak hata mı ettik efendim? Komşuluk görevimizi yaptık. Böyle mi oldu şimdi? Böyle efendim. Ya. Ayrıca bundan sonra zırt pırt telefon görüşmesi yapılmayacak bu evde. Bakın şu faturaya. 30 milyon. Vallahi kapatırım. Ben mi konuşuyorum efendim? Kim konuşuyor efendim o zaman? Bilmiyorum efendim. Çıkar mısınız odamdan? Ayla Hanım. Sözlerinize dikkat edin lütfen. Burası benim de odam. Akşam gelirken konservesiyle biraz da cevizli sucuk getirdik Netin. Canım çekti. Mısır çarşısına uğrarsan biraz pastırma, biraz da tulum peyniri. Hüseyin'in kızın çok terbiyesiz Netin. Şikayetçiyim. Tövbe yarabbi. Ne oluyor efendim? Sapıttı, iyice sapıttı. Rahmetli babanızla konuşuyor. Ah, babamla mı? Ne yapıyorsunuz efendim? Kocama konuşuyorum, sana ne? Çek elini. Heh, anlaşıldı şimdi neden telefon faturasının 30 milyon Alo. Geldiği. Çekil başımdan. Rüknettin, şu damarına bir şey söyle be. Babam öldü anneciğim, öldü. Ne Rüknettin'i? Verin şunu bana. Ne söyleyecekse bana söylesin bakalım rahmetli. Elleri kırılasıca. Aman Allah'ım, 900'lük telefon bu. Nereden bulmuş? Teypten, doktorunuz konuşuyor. Doktor mu konuşuyor efendim? Evet efendim, alo doktor, rahmetlinin niyetine. Tövbe yarabbi. Hah, şu perdeleri kapatalım, katil her an gelebilir. Ayla, kim geliyormuş kızım? Katil anneciğim, katil. Çabuk Rüknettin'i bul bana. Ara babanı kızım. Babamı mı? Tövbe yarabbi. Ölmüş kocasıyla bozdu kadın aklını. Ben o telefonu çekeyim de şimdi fişinden konuşsun bakalım.